Potum şey ya. Var, Umut onu atıp ya. durma kardeşim. Bir yorum yapmayacağım ya. Abi şöyle aptal aptal haberler haber şeylerini atmayın sürekli ya. Valorant Espro ile alakalı. Abi biz bir şey açıklamadıkça hiçbir şey yok abi. Takımımızdan kimse gitmedi şu anda. Abi bizim takımla ilgili değilmiş. Tere. Tamam abi. Tamam. Umurumda değil arkadaşlar. Atmayın abi. Ya Boşa atıyorsunuz yani. Açmayacağım da yorum da yapmayacağım. Adamın paylaştığı haber yabancı bir kaynağın haberini yayınlamak. Sal artık şu 17 yaşında çocuğun yönettiği sayfaya karşı agresif tavrını. 17 yaşında çocuğun yönettiği sayfa. Hangi sayfa? Spor Ben, ben hiçbir fikrim yok. Yaşı nedir? Bilmem neyi nedir? Ben sadece habere bakarım. Ee, her gün şu çıktı, şu giriyor. Kaynaklarımızdan gelen bilgilere göre yazarsa ben de taşak geçerim, ee, agresif tavrımı yaparım tabii ki yani. Adama göre bütün takım oyuncularımızı kaybet kaybettik yani. Hepsi çıktı takımdan. Arkadaşlar bu işler böyle e, hadi ince ya onlar çıksın takımdan işte yeni bir takım kuralım, süper güçler birleşelim falan öyle bir şey yok abi. <laughs> Kulüplerin sözleşmeleri var oyuncularla. Öyle kafasına göre oyuncu taktiği çıkıp bir takıma gidemez. Haber yapıyor çocuk. Neyin agresifliği? Şuna buna mı sövüyor? Bu haberler LOL'da olmuyor mu? Kimse çıkıp tepki mi gösteriyor? Ya abicim o zaman izleme yani ya. Şu an benim yayınım tamam mı? Bana diyorlar ki abi böyle böyle diyorlar bilmem ne. Benden bir şey yorum bekliyorlar. Ben de yorumu söylüyorum. Taşşak geçiyorum. İstediğimi de yaparım. Taşşak geçerim yani. Düpedüz yalan olan bir şeye taşşak geçerim. Diyor ki adam işte oyuncu deniyorlar bilmem ne. Zaten her yerde dolanan bir haber yani oyuncu denediğimiz. Biz ben söyledim zaten Twitter'da. Bak söylemiştik muca aldılar. Yani ben bununla taşşak geçerim abi. Kusura bakmasın kimse. Gocunan varsa da siktirsin gitsin izlemesin. Çok da sikime. Kafi oldu bak rap yaptım yolda olamayacağım Fırat. Otur. Oo yeter ya. Ay. Haber yapıyor. O zaman ben de açayım bir Twitter. Yapayım amına koyayım. Açayım bura. Açtırayım bura. Açayım bura ne? Açsana abi beni bir. En yap. ufak gördüğüm Aç. küçücük böyle bir şeye. Aa böyle bir şey olabilir. Bakın ben demiştim. Sonra böyle yazayım abi hepsine. <laughs> bir gün önce paylaşıp bir gün sonra çıkan postu bakın. <laughs> Eğer o tarz e, sayfalar yapıyorlarsa, e, eğer o tarz Twitter sayfaları, haber sayfaları yapıyorlarsa böyle eleştirileri, ağır eleştirileri de kaldıracaklar abi. Kusura bakmasın. Aynen sonra gidip çocuğun Twitter'ının altına gidip ana avrat söylsün abi. Sen... Evet abi onların hepsi kontrolü bende zaten. E, ben saldırın diyorum saldırıyorlar. Durun diyorum duruyorlar abi hepsi. Sanki Ben sana eleştiremezsin mi dedim. Abi sen farkında mısın? Valorant chatini e, bir senedir, bir buçuk senedir abi yapmayın, toksiklik yapmayın, lütfen rica ediyoruz diye herkese karşı yalvardığımızı ama insanların dinlemediğini en ufak bir şeyde gene toksiklik, gene ana avrat oyuncularımıza sövüldüğünü sen farkında mısın? Ben bu sektörde 10 senedir yayın yapıyorum. 10 senedir benim her gün anamı avradıma sövülüyor. Onda bir şey yok. Ama öyle bir haber sitesini yalan yanlış haber yaptı diye altına sövdüler diye. o Ferit nasıl böyle bir şey yaparsın ya? Tabi abi oldu. Sıkıntı yok. Ben kötü olurum abi. Hiç problem değil. Kusura bakmasın. Özür diliyorum. Benim hatam. Abi ben 10 senedir tek bir şey söylüyorum. Onu bana değil diğer yayıncılara söyleyeceksiniz dostum eid onu bana değil diğer yayıncılara söyleyeceksin. Fanatiklik yaptıran diğer yayıncılar, başka yayıncılar ismini vermeyeceğim. Ben hiçbir zaman kendi kitleme, kendi izleyicime beni seven, sevmeyen herkese bana fanatik olmayın her daim diyorum. Ben perfect bir insan değilim. Kimse perfect bir insan değil. ki herkesin hatası oluyor. Benim pozitif yanlarımı, olumlu yanlarımı alın kendinize. İlla ki negatif yanlarım var, yanlış söylemlerim var, hatalarım var. Onlardan, ondan da kendinize pay çıkartın. Her söylediğimi sorgulayın diyorum. Her söylediğimi, her fikrimi sorgulasın abi insanlar. Hiç sıkıntı yok yani. Fanatikliğin ikisi kötüsü olmaz abi. Fanatik her zaman kavga çıkartır bir şeyler ateşe. Evet at gözlüğü takmak yani. Fanatiklik direkt at gözlüğü tak takmaktır yani. Abi dışarıdan bazı şeyler böyle bazen... Ee... Ben de kendime dışarıdan baksam evet o şekilde görürüm ama biraz düşünmek gerekiyor ya. Gerçekten biraz empati yapmak gerekiyor. Yani örnek veriyorum bir tane yalan haber çık çıkıyor mesela. Mesela Aim diye helal takımdan ayrılacağını düşünüyoruz bilmem ne diye yalan haber çıkartıyor tamam mı? Ya takımdaki iç huzurun nasıl bozulduğuna dair fikriniz var mı? Böyle bir yalan haberde. Veya sırf o yüzden o haber sayesinde takımdaki o oyuncunun başka bir oyuncuyla sıkıntıya girdiğin, içten içe kinlendiğini mesela tamamen misal verdim bu orduyu Var mı öyle bir fikriniz? Ya bunları düşünüyor musunuz yani? Ya da o oyuncu üstünde yarattığı etki. Adı çıkan oyuncuyla öyle bir şey olmamasına rağmen. Yani güvenilir kaynaklardan nasıl bir terim anlamadım veya sağlam kaynaklardan. Kaynak ne abi? Neyi? Hangisi? Söyle o zaman. Yani bunu ciddiye alıp bana atıyorsunuz. Ben de da dalga geçiyorum. Taşlak geçerek cevap veriyorum. Evet agresiflik de yapıyorum. Ben de ben bunda bir sorun görmüyorum. Siz burada aha ha pepega yazarken ben burada her zaman Ferit'i eleştirdim. Çünkü kendisi eleştiriye açık birisi. Bu konuda haksız olduğunu düşünüyorum. 15 yaşında bebeler boş yapmasın. İyi cevap verme diğerlerine. Sıkıntı yok. Ben senin eleştirini anladım. Umarım sen de beni anlamışsındır. Sen de benim cevabımı anlamışsındır. Ben seni de tanıyorum bu arada. Çok eski de e, subscriber'ımdın. Subscribe'lı da bırakmışsın zaten. Sıkıntı yok. Dert değil. E, umarım beni anlamışsan en büyük dileğim o yani. Beni anlamam. Kanka gerçekten sana... Tamam. Oyuncu da ulan acaba mı diye düşünür abi. Yani Birçok şey olur. Zincirleme yani bunlar anladın mı? Kelebek etkisi yani. Sen belki de bir oyuncunun hayatını karartıyorsun yani. Psikolojisini bozuyorsun. O gerçekten hiçbir kaynağı olmayan haberi yayınlayarak. Hiçbir kaynağı olmayan haberi eminim. Evet abi zan altında bırakıyorlar. Futbolda da oluyor aynı şey. Futbol transferlerinde vesaire. Ya bu kötülük yani anladın mı? Kötülük bu. Düşünmeden yapıyor çünkü. Yani bir like uğruna, bir tik uğruna... Prim uğruna konuşulayım. Sansasyonel bir şey atayım. Bunun uğruna yapıyor. Tamamen aslında ticari yani. Tamamen ticari bakıyor. Abi benim umurumda değil o çocuğun Twitter'ı vesaire. Benim gerçekten umurumda değil yiğit. Gerçekten umurumda beni ben sadece o ben çocuğa e, herhangi bir kişisel olarak adamı tanıdığım için işte şu hareketi şunu yaptı, bu hareketinde bunu yaptı vesaire demiyorum. Ben sadece yaptığı işi taşak geçiyorum, eleştiriyorum. Her zaman yaptığım şey. Eğer bir yerde kötü niyet varsa, art niyet varsa ben bunu söylüyorum abi. Bir şekilde ima ediyorum yani. Her postun altında kaç tane doğru çıktı biliyor musunuz yazışlar? Yalan habere savunmaları bu. Ya arkadaşlar biraz düşünseniz, biraz zeki olsanız, biraz böyle şey yapsanız, zeki olan insanlar yani. Araştırsa, uğraşsa zaten ayıkır neyin ne olduğunu yani. Whatever. Neyse. Abicim çok ufak bir eleştiri yapmak istiyorum. Yanlış anlama ama Twitter'dan e, açıklama yaptıktan sonra böyle şeylerin olacağı birazcık belliydi. Keşke kesinleştikten sonra transfer olacak yeni oyuncular deniyoruz şeklinde açıklama olsa biraz daha doğru olabilirdi. Neyi kesinleştikten sonra? Şimdi Yiğit şöyle açıklayayım ben sana o durumu. E, hiçbir şey kesin değildi. E, oyuncu denemelerimiz başladıktan sonra yaklaşık 3 gün sonra ben tweet attım zaten oyuncu deniyoruz her gün vesaire diye. Ee, takımı en optimize hale getirmek için her oyuncuyu oynatıyoruz. Buna herkes dahil. Kimseyi çıkartmadık. Anlatabiliyor muyum? Takımdan kimse çıkmadı. Bak Semit diyor ki tamam da haber çıktığında daha takım içi hiçbir şey konuşulmamıştı bile. Evet işte silinlendiğim noktalar bu zaten yani biz daha takım içi hiçbir şey konuşmadan bu tarz haberlerin çıkması gerçekten sinir bozucu oluyor. Ya demek istediğim şu biz daha e, kesin bir karar vermeden takımla konuşmadan e, tam kararı vermeden kimin oynayacağını vesaire öyle bir tweet atamam yani. O konuşmayı yaptıktan sonra ben takımda denemeler oldu, denemeler oluyor, devam ediyor, güzel gelişmeler olacak diye tweet attım yani. Belki bu deneme mevcut oyuncuların performanslarını olumlu etkileyip mevcut kadronun performansları en başta dönecek ve oyuncu değişikliği olmayacak bilemezsiniz. Aynen öyle. Ya aynen öyle. Her oyun her oyuncuya her hero'yu denetiyoruz abi. Her hero'yu. Eğim diyeler Sage oynuyor yeri geliyor. Kero gidiyor. Omen oluyor, Smok alıyor. Aslan gidiyor. jet oynuyor. Gidiyor farklı bir şey oynuyor. QJ oynuyor. Ya deniyoruz. Sürekli deniyoruz yani. Ki bunu denememizdeki amaç aslında şu. Yani şunu düşünmüyoruz. Aslan belki de da daha iyi oynayacak lan. Falan demiyoruz. Bunu denememizdeki amaç oyuncuların birbirlerine empati yapabilmesi. Killjoy'un nasıl bir sorumlulukta oyunu oynadığını gösterebilmek. Veya örnek veriyorum o Sage'in nasıl bir sorumlulukta oyunda e, neler yap yapabildiğini gösterebilmek. Ya yani birbirlerine suç bulmadan önce empati yapmalarını istediğimiz için böyle bir şey yapıyoruz. Evet bütünlüğü sağlamak. Takım olmayı sağlamak yani. Rica ederim Yiğit. Ya bu şey gibi. Bir forvet oyuncusunu defansta oynatmak gibi. Ki defansın halinden de anlasın. O forvet oyuncusu. Antrenmanda. Ya şöyle. Oyun. E, bence Valorant... Masters 3'te özellikle bambaşka bir hale gelecek. Oyun çok daha flexible bir hale gelecek. Dikkat ederseniz bu oyun CS değil ve bu oyunda hirolar var, char'lar var, karakterler var. Hepsinin farklı skill'leri var. Hepsinin farklı komboları var. O yüzden ben Omen oyuncusuyum. Öyle bir şey yok abi. Biraz daha flexible olman lazım. Daha böyle değişken hirolar da oynayabilmen lazım. Yeri geldiğinde bir anda jet oynarken bir anda Kiyo oynayabilmen lazım. Bir anda Sage oynayabilmen lazım. Liquid nasıl şampiyon oldu? Bence en önemli avantajları buydu. Yanlış mıyım? Abi yani Yumpy denen adamın ben Kiyo oynadığını gördüm. Evet abi. Adam Kijoy jet oynayan ben adam, dünyanın ben... en agresif oyununu oynayan adam oturdu Kiyo oynadı abi. Ve 10 numarada oynadı. Oyun Mesela bu noktaya geldi arkadaşlar. Adam bize Hani sadece jetler AWP kullanım, kullanabilir değil. Öyle bir şey yok yani. Adam oturdu AWP oynadı. Aynen öyle. Ferit, canım yabancı oyuncuları sıcak bakıyor mu hiç? Peki. Çok merak ediyorum. Abi yabancı oyuncuları Türkiye'de oynatmak şu an için çok zor. Yani Riot'un herhangi bir desteği olmadan maaşları bizim ödediğimiz noktada bir yabancı oyun düşünsenize 1000 dolar 8000 lira abi direkt. Adam için 1000 dolar yani hiçbir şey. 1000 lira. Ama bize 8000 lira. Yani Türkiye ekonomisinden dolayı öyle bir şey ben zannetmiyorum hiçbir takımın öyle bir şey yapabileceğini şu anda. Kur sıkıntı aynen. Zaten kimse sizden iyi, oyunculardan iyi anlayamaz bu durumu. Siz bu işte yıllarını harcamış insanlarsınız. Tabii ki de eleştirilebilirsiniz ama oyuncuların mentalini bozmanız çok yanlış. Ne olursa olsun let's go bebelevin. Çok teşekkürler Oksir. Çok sağ ol abi. Eyvallah. Zaten yani bu BBL esporu kurmamızdaki en büyük olay bu arkadaşlar. Yani yıllarca işin içinde piştik yani. Alaylıyım ben ya. Yani. Alaylıyım diyebilirim. Bu işin içinde piştim yani. Her yönetimi gördüm. Her e-sporcuyla -spor, e da oynadım. Bütün en delisine de rastladım profesyonel oyuncunun. En manyağına da rastladım. En iyisine de rastladım. En iyisiyle de beraber oynadım. Farklı farklı oyuncularla oynadım ve... Ben de oynadım, Şükrü de oynadı. Yani biz o yüzden BBL e sporu kurduk zaten. Çünkü hem oyuncuyu anlayabiliyorduk hem de nasıl bir takım olunacağını... Ee, takım nasıl yönetilir, takım yani nasıl yönetilmez, onu anladık önce bu arada. <laughs> takım nasıl yönetilir, ona öğreniyoruz. Yönetilmezini biliyoruz ama yani hataları biliyoruz. Çok fazla gördüğümüz için o hataları e, çok pozitife çevirdik. Ee, takım nasıl yönetilir, takım nasıl gelişir, spor kulübü nasıl gelişir, onu da öğrenme aşamasındayız. Hala öğreniyoruz. Olayı örtmelerin örtme dürtmelerinin sebebi Aslan Rus ile ilgili bir problem olduğuna dair haberlerin çıkması. Arkadaşlar olabiliyor takımdaki oyuncuların arasında illaki sorunlar çıkabiliyor yani. Her şu anda bakarsan her takım arasında bir sorun vardır yani içten içe. Sadece bu dile gelmemiştir bazı zamanlar. Eee içten içe kinlenirler birbirlerine. Bazen de dile gelir. Böyle e, etrafta konuşulur. Olabilir yani böyle şeyler. Yani şu an PBA göz önünde diye millet öbür takımların içinde neler olduğunu bilmiyor. Yani... Evet abi gerçekten. İşte, Biz neler duyuyoruz yani. Neler takım sahiplerinden neler duyuyoruz yani. Birebir takım sahiplerinden bir de. Eyvallah RollMog'un. İleride olursa Gaming Kals yapmayı düşünüyor musunuz abi? Düşünüyoruz abi. Ee, dediğim gibi şu anda zaten ihtiyaç yok Gaming Kals'a Ama ileride Hani Gaming House olmasa bile ya Gaming House ileride kesin olur. Hani ne kadar ileride bilmiyorum. Ama Bootcamp önemli turnuvalar öncesi kesin yapmak istiyoruz. Ya kusura bakmayın bazen gerçekten tepkilerim aşırı olabiliyor. Ama arka tarafta gerçekten çok yoruluyorum. Hani ben de yoruluyorum. Okan abi de yoruluyor. Şükrü de yoruluyor. Çünkü yani bir anda sıfırdan bu kadar fazla bir kitleye sahip bir kulüp haline geldik ve sorumluluklarımız çok arttı bir yanda. Herkesin beklentisi de çok yüksek oldu. E, takdir ederseniz ki Kemal de yoruluyor. Kemal de yoruluyor. Kemal daha çok talent tarafında olduğu için Kemal'i katmadım. Ya takdir edersiniz ki e, psikolojik olarak çok fazla e, yoruyor bizi bu. Hani bilmiyorum ne sanıyorsunuz ama ben hani neredeyse her gün bu zaman ve hatta ya son 2 aydır falan her gün miyim Haftada en az 3 3 4 antrenmanları izliyorum. Sabah kalkıyorum, kahvaltıyımi ediyorum, bilgisayar başına oturuyorum. Koçla beraber antrenmanları izliyoruz. Düşünüyoruz, teori craft yapıyoruz. Takımın problemleriyle ilgileniyoruz. Sorunlarla ilgileniyoruz. Bazen çok çocukça sorunlar oluyor ama ilgileniyoruz. Çocuk oluyoruz, öyle ilgileniyoruz. Ya bunlar gerçekten çok yoruyor. Şimdi şeydi diyen diyenler olacak. Taş hattında korum, kolum mu yoruldu amına koyayım? Ama gerçekten mental olarak inanılmaz yorucu bir olay yani. Mezi rica etsem yazdığımız son yazdığımı e, okuyabilir misin kanka? Yanlış anlaşılmanın sebep olması büyük iş başardınız. Sizin sayenizde birçok kişi bebelin dışında da gelecek planları yapabiliyor. Çok bir kitlelere yansıttınız bu işi. Ben hem kendi adıma teşekkür ederim. Çok teşekkürler Medzi. Cansın bir tanesini abi. Güzel oldu ya. Bu Furya Rivals'la başladı ya. İyi ki de o Rivals'la finale kalmışız yani. Der ki abi orada erken eğlenseniz bir şey olsa olsa bu olsa hiç böyle planlar olmayacak. Aynen. Ya da bu kadar ben, bence değil de ama ateşlemesi açısından bence gayet kafi bir durumdu. Fikri ateşimiz hakkında. Evet yanlış anlamadı bu turnuva gelirlerinden neden pay almadınız? Yani o bizim stratejimiz açıkçası. Yani oyuncuları e, daha çok gaza getirmek için, daha çok asılmalarını sağlamak için tamamen oyuncu odaklı bir kulüp olmak istedik. O yüzden Lego kanka ben nakdecilik kahvecilik yaparken Bu kadar yorulmuyordum Fizik yorgunluğu ile bu işin yorgunluğu bir değil Aynen öyle ya şey gibi bu Yayıncılık gibi yani Hani gidin her yayıncıya sorun abi Böyle e, Mityar ve Tapdiyar yayıncılara Yayınlardan sonra gerçekten mental bir yorgunluk Yaşıyor musun diye hepsi evet diyecek %100 evet diyecek yani Ama görünüşte ne var Açıyorum yayını. Oyun oynuyorum. Arada bir sizin yazıları okuyorum. Bitiyor gidiyor. Görmüş İlk bu. Bir bir şey sanırım. Normalde bilgisayarda Bak açık, Sami yeni yayıncı mesela. Şey Sami'ye soralım. Abi ben ya hatırlıyorsunuz bir buçuk ay bile olmadı daha başlayalım. Yemin ediyorum her yayından sonra gidip uyuyor mu? Kaldıramıyor bünyem şu an. Cidden kaldıramıyor yani. Gidip uyuyor mu abi? Dinlenmem lazım çünkü. Sami zamanım yok demeye başladı arkadaşlar. Sami. <laughs> Bildiğin zamanım yok demeye başladı ya. İleride hangi Gerçekten takımı yorucamış. daha güzel yerlerde görüyorsun Ferit? Böylece. Abi bence e, ben kulüpler konusunda çok başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Özellikle kulüp yöneticiliği yöneticiliği konusunda hiç olmazsa League of Legends'ta gördüğüm o ilk başlardaki kulüp yöneticiliğine nazaran Gerçekten e, gönlünü vermiş futbolist olsun, e, oksijenin yönetimine ilgili çok bilgi sahibi değilim. Onlar Amerikalı çünkü. E, çok fazla bir konuşmuşluğumuz vesaire yok. Ama oksijen olsun, other side olsun, e, futbolist olsun, cyber school esports olsun, kafalar zaten. E, gerçekten çok güzel bir e, şekilde ilerliyor kulüp yönetimi olarak Türkiye e, Türkiye'de Valorant Esporu. İnşallah bozulmaz böyle devam eder. Oyuncular için hiç teklif geldi mi? İlla ki geliyor arkadaşlar. Şu an transfer sezonu gibi bir şey yani. Sürekli her yerden geliyor yani. Price'ıdır <laughs> mesela. <laughs> <Aa. gülüyor> Abi sponsor olarak çok bir şey gözümüze çarpmıyor dışarıdan bakılınca. Cebinizden mi çıkıyor bu ekipman cartçurt. İtopya sponsorumuz bize en büyük desteği sağlayan sponsorumuz. Buradan tekrardan İtopya'ya Canı gönülden teşekkür ediyorum. BBL Spora, gözü kapalı Yılmaz abi tabii ki değil. Sponsor oldu sağ olsun. Yılmaz abi adamdır. Daha sonrasında Bino Game sponsorumuz. Bino Game'e de çok teşekkür ederiz. O konuda e, maddi manevi çok güzel destekleri oldu. Ama e, en büyük destek gerçekten o konuda bilgisayardır, ekipmandırca falan onlar tamamen İtopya tarafından karşılandı. Yönetimlerin tek amacı kar olmadığı zaman gayet keyifli oluyor kitap için. <laughs> Bak size şunun yeminli rahat bir şekilde edebilirim. Yani kimseyi inandırmak zorunda da değilim zaten de e, Espor'dan, BBL Espor'dan kurulduğu andan itibaren kaç sene oldu? Bir sene oldu mu? Bir sene oldu bir mu? Bir sene olmuştur abi. Olmuştur. Nasıl siktir ya. Daha siz turnuva betada değil miydi abi? Bir senedir. Hani PNL var ya kanka Binance'de. PNL'imiz eksi yüz. <laughs> Eksilerde yani. Artı bir kere geçmedi yeşile yani. <laughs> Ama sıkıntı yok. Biz zaten ee, bunu biliyorduk yani. Bunun olacağını da biliyorduk. Hiç problem değil. Bizim amacımız dediğim gibi ticari vesaire değil yani. Amacımız gerçekten zaten espora senelerdir gönlümüzü verdik. E, ee, Volonat da güzel bir oyun. Benim çok sevdiğim bir oyun. Başından beri. Alfasından beri. Daha direkt alfasında demiştim yani. Alfa testine gitmiştim. Alfa testinde demiştim yani. Ben bu oyunun takımını kuracağım vesaire diye. Peki oldu da güzel de oldu. Abi forma ile ilgili, forma ile ilgili tamam güzel bir haber vereyim. Forma yapılıyor hatta tam istediğimiz gibi. Neden ne bir şey demiyordum? Neden bir şey demiyordum? Şundan dolayı forma biraz detay olduğu için bazı detayları var. O detayları e, basacak yeri bu pandemi döneminde bulmak çok zordu. Dikimi vesaire bazen işte biliyorsunuz kumaş olduğu için Yani dijital diki gibi çıkmıyor hiçbir zaman Rengi kaçıyor işte arkası olmuyor Anlaşmazlıklar falan oldu atölyeyle vesaire Ama sonunda bugün Okan abi gösterdi bana Okan abiye gitmiş örneği numune ee, Kamerada gösterdi direkt 10 numara çıktı abi 10 numara e, Forma yakında geliyor diyebilirim gönül rahatlığıyla yani Çok yakında hem de. Abi hemen fiyat soruyorlar. Bir dur. Abi bir şey fiyat inanılmaz. <laughs> Ragnar Lothbrok. Yener harf ileride Device'in Astralis kariyeri gibi herhangi bir BBL oyuncusunu da bu kariyer gibi görüyor musun? Mesela Astralis'in Device için yaptığı videolar gibi videolar BBL'de şu oyuncu için de yapılabilir dediğin bir oyuncu var mı? Açıkçası BBL'deki bu 5 oyuncu da bence e, kesinlikle o onuru, hak ediyor. Yani çünkü bu adamlar e, Valorant'ın Türkiye'deki ilk hatta koçla beraber 6 ilk First Strike -right yani. şampiyon oldu. Mucu saymıyorum arkadaşlar. Mujd'a yeni girdi. Lego, Aslan, Rus, eğim diyeler Kero artı Gays. Yani bu adamlar Türkiye'nin Valorant'taki ilk turnasını şampiyon oldular abi. Bence yeterince bir onuru hak eden bir şey yani. Ve kimse beklemiyordu. Elemediği <laughs> <LMA'daki> performansımızdan sonra. <gülüyor> <gülüyor> ne lan? Legoyu saymadın mı amına koyayım? Saydın. E? Niye Lego BB falan yazıyorlar? Kendi yazdı atıldım mı lan diye. <laughs> Zorla attıracak kendini. Orada iş gibi ben anlamadım ki. <laughs> HiProEat 7. ayı kutlu olsun çok teşekkürler. Ozan Kace benim için gelmiş geçmiş en iyi ve en karakterli duo sen ve Mitre'in abi. Sporda yetenekle birlikte karakter de çok önemlidir. Tabi takip ettiklerim e, arasından bunu söylüyorum. Diğerlerine karaktersiz demiyorum. Ozan çok teşekkürler çok sağ ol canım. Eyvallah. Emirhan <laughs> takımdaki bir oyuncunun veya genel takımın psikolojisini korumaya çalıştığın için linç yiyorsan, bu onların ayıbıdır. Go be, Abi ben yiyeyim linç. Sıkıntı yok. Ya benim oyuncuma zeval gelmesin de ben yiyeyim. Ben alıştım oğlum zaten. Ben senelerdir <laughs> linç <yiyorum> zaten <laughs> amına koyayım. Bana <laughs> vurmuyor ki o linçler. <laughs> Bana, yap Bana vurmuyor. Olur. Ben shield'ımı açayım da oyunculara. Gerisi önemli değil yani. Sikimde değil bana agresif tavırlar da sergiliyorsun desinler. Beni linçlesinler küçücük çocuklara ne biçim davranıyorsun diye. Problem değil yani. Anıl Adar, Ferit Yayınlar spor yöneticiliği mezunu olarak bence artık yayınlara sadece vıtıcın olarak çıkmalısın. BBL başkanlığını yayınlarda kenara koyma vakti. Evet, evet bundan bahsediyorum. Uzun vadede sana da takıma da baskı konusunda olumlu geri dönüş olacaktır. Twitter. Evet abi, aynen öyle. Bundan bahsediyorum. Ve geçen biri bir şey sordu ben yayındayken. Ee, turnuvadan sonra transfer düşünüyor musun? Diye bir şey sordu. Turnuva devam ederken. Bu zaten şanslı bir kanal yani. Durup durup işte... Semih'in performansı hakkında ne düşünüyorsun? İşte kötü oynadığı gün mesela. Yani bu tarz soruların bana sorulmaması lazım artık. Yani bunu insanların... An, algısına bırak, bıraktım bir süre. Hani anlasınlar diye bekledim. Cevap vermeyerek, ignorlayarak, görmezden gelerek. Ama yok abi. İnadına daha çok okusana orospu çocuğu diye soruyorlar yani. Böyle yazıyorlar ya. Ayakta yazıyor klavyede. Yani ben turnuva günü yarın adamların finalleri var. Çeyrek finalleri var. Bana diyor ki transfer düşünüyor musun? Ha tamam ben söyledim. Transfer düşünüyoruz dedim mesela. Ne olacak abi? o takımdaki oyunculara sabah uyanıyorlar. Takım sahipleri transfer düşündüğünü açıklamış. Ulan kim acaba vesaire bu maçları var. Evet lütfen bundan sonra hepinizden ricam BBL Spor'la alakalı lütfen daha dikkatli sorular abi rica ediyorum hepinizden rica ediyorum. Beni de zor durumda bırakmayın. Özellikle subscriberlarım yani bir de subscribe sorunca daha da böyle cevap veresim. Cevap verme mecburiyeti hissediyorum. Lütfen rica ediyorum ya. Lütfen cevaplar mısın? Vallahi da billahi da çok merak ediyorum. Formalar günlük hayatta çok dikkat çeker mi? Giyilebilir mi? Merak ediyorum. Ee, giyilebilir. Rahatlıkla söyleyebilirim. Rahat bir şekilde giyilebilir. Çok dikkat çekmez. 났다 <laughs> <Hapıs. gülüyor> Oyuncuları seçerken kim deniyor? Selamünaleyküm. Koçumuz en büyük yetki koçumuzla Aleyküm. Eray'da. Aleykümselam Selam. kanka hoş geldin. Kanka ben de birkaç bir şey söylemek istiyorum Söyle kanka. kanka. Saldır. Kanka beni de bazen e, şey sanıyor galiba takım yöneticisi ya da ne bileyim gerçekten bakan falan sanıyor galiba bana da takımla ilgili çok şey soruyorlar. Bana da sormasınlar. Hazır sen demişken ben de dedim söyleyeyim. Bana da bir şey sormasınlar abi yani. <laughs> Bugün birisi şeyde etiketlemiş. E, Muje 240 Hz gidecek mi? Kemal'i seni beni etiketlemiş. Yani ben şey miyim yani? Ben mi gönderiyorum yani anladın ya mı? Ya soruya bak. Yani ben... Muje 240 Hz gidecek mi? Muje PC alsana Ferit. Aynen. Ya bunlar baba. Çok bunlar mesela. Ya. Bana <laughs> niye geliyor yani? bu? Gelme hani mesela. salın da onları da biz düşünelim ya. Hani salın ya. Gel sen yönet amana koyayım kulübü. Çok eski bir oyuncusun. LoL zamanında da bu kadar fazla toksiklik dönüyor muydu maç, yayın, maç yayınlarında? Bebeli olarak değil tüm takımlar için toksikten dönmüyordu abi. Ama dönmüyordu o popülasyonla alakalı bir şey biraz da. Yani o zamanlar az bir kitle olduğu için hani niş bir kitleydi sonuçta. O yüzden dönmüyordu bu kadar. Ama şu an inanılmaz fazla. Oğlum 260 bin izlen 260 kaçtı lan? Liquid maçı. 200, <laughs> 237, bin. izlenmiş abi. Yani hadi 50 binine şey de ya. Yabancı de yani. Hadi hadi onları, onu baz alma. Futbolist BBL maçı 140 bin miydi? Öyle bir şeydi. 120 bin miydi? 126 bin miydi? Öyle bir şeydi. Ya bunlar çok uçuk rakamlar abi. Ben hatırlıyorum bir kere TBF'de 80 bini görünce olay olmuştu. Gazeteye haber çıkmıştı aman okayım. Şimdi 2-3 katını görüyoruz yani. O yüzden tamamen popülasyonla ilgili. Popülasyon ne kadar çok arttıkça o kadar da fazla toksiklik de artıyor yani. Bir yerde nerede çokluk orada bokluk derler ya. Tam olarak o. Kanka yarısı Ferit istifa yarısı Lego istifa yazıyor işte. Orada. <laughs>